Gelen misafirlerimiz gerçekten çok duygulanıyorlar böyle gördükleri zaman, işte o yayla bölümlerini vesaire, işte buradaki eşyaları falan görünce herkes gerçekten çok duygulanıyor. Geçmişe gidiyorlar. Aa, ben de böyle yapıyordum. Bundan vardı, şundan vardı evimde diyorlar. Çok özel bir müze oldu burası. Şimdi burada şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Birazcık konuyu değiştirelim. Mesela 40 yıllık bir işgal söz konusu biliyorsunuz Ruslar tarafından. Özellikle 93 Harbi'nden sonra maalesef ki işgal edilmiş topraklarımız. Hani işgal kelimesi çok hoş bir şey değil. Ama ben şöyle bakıyorum olaya. Bu işgalle beraber bizim kültürümüzde çok büyük farklılıklar oluşmuş. Çok büyük değerler kazanmışız aslında. Hem mimari açıdan, Kars'ı biliyorsunuz, mimarisi inanılmaz farklıdır, inanılmaz Kesinlikle. güzeldir. Tarih kokan bir şehirdir. Kesinlikle. Hem de bizim dilimizde mesela Rusça kelimeler çok fazla vardır, değil mi? Mesela bunların başında kartol gelir. Kartal ya. Değil mi? Biz patatese patates demiyoruz, Evet, kartol diyoruz. Bu kartal. Rusça bir kelime mesela. Onun haricinde sizin de bildiğiniz üzere smışka. Sımışka. Değil mi? Simiçka'dan geliyor. Aslında çiğdem diye bilinen ay çekirdeğidir. Siyah, upuzun ay çekirdekleri. Onun haricinde istol var mesela. İstikan var. Efendim, kanfet. Aklıma Kanfet, gelen şu anda kanfet kelimesi. Özellikle Çok, bayramlarda değil mi? kanfet toplamaya çıkıyorduk. Aynen. Akide şekeri aslında bildiğimiz kanfetler. Şimdi şurada çıkışta artık son olarak çok özel bir makine göstereceğim size. Birkaç şey göstereceğim daha Çok güzel. doğrusu. Mesela Çok şöyle bir mutlu. süt makinesi görüyorsunuz, değil mi? Eskiden hepimizin aslında evinde var olan, köylerdeki Ben evinde var olan, hala daha var anneannem aslında. bundan ya kaymak Kaymak yapardılar. yapıyordu, değil mi? Sütü bana içiriyordu. Bu çok özel bir makine. Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi var. Tamamen dökümdür. Ve bir bakar mısınız markasına? Markası da çok farklı. Skoda. Aslında bir araba markası, değil mi? Malumunuz işte Çekler'in arabasının markası. Çekler aslında araba yapımından önce bu şekilde süt makineleri, bir takım değişik farklı makineler yaparak ticari hayata atılmışlar. Sonrasında olayı tabii çok farklı tarafa çevirerek işte bisikletler ve arabalar yapmaya başlamışlar. Bu da görmüş olduğunuz rendenin atası diyorum ben. Özellikle kaşar peynir yapımında bunlar çok fazla kullanılırmış eskiden. Şöyle ki baskıdan çıkan peynirleri şuraya koyarlarmış. Ve bakın şurada bıçaklar var, iki tane bıçak var. İşte bunu şu şekilde yaparak o baskıdan çıkan peyniri rendeliyorlar ve sonrasında kaynamış suların içerisine atarak haşlıyorlar. Ve haşlanan peynir böyle bir hamur haline geliyor, eriyor ve onu yoğurup işte kaşar peynir haline getiriyorlar. Bu çok önemli bir alet aslında. Bu da çok güzel. Bunu da izah edin. Bu da kotan Kotan diye tarla, biliniyor. Evet, tarlalarda çokça sıkça çok kullanılan, çalışılmış. halen daha kullanıyoruz kotanlarımızı. Tunç kazanımız var arkada. Bunların her birisinin çok önemli değeri var bizim için. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Rica ederim.